Muazzez İlmiye Çığ'ın Hititler ve Hattuşa İşlerin Kaleminden isimli eseri. Muazzez İlmiye Çığ 20 Haziran 1914'te Bursa'da dünyaya geliyor. Bursa Kız Öğretmen Okulu'nda okuyor. 4,5 sene kadar ilkokul öğretmenliği yapıyor. Ondan sonra Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Hititoloji bölümüne giriyor. Almanya'dan Nazi zulmünden kaçan hocaların yanında dersler alıyor. Onlara asistanlık yapıyor ve bir Hititolog olarak mezun oluyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çalışmaları var. Muazzez İlmiye Çığ biz aslında daha çok Tema Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca ile beraber Türkiye'deki erozyon ve çevre sorunlarını gündeme tutan eylemleriyle, farkındalık yaratma hareketleriyle tanıdık. Çok değerli bir aydın, bir değerli Türk aydını ve Hititolog olarak da dünyaca ünlü bir insan. 100'den fazla makalesi var, 22 tane kitabı var. Bu kitabı da Sümerolog arkadaşı Hatice Kızılyay'ın 14 yaşındaki kızı İştar'ın ağzından yayınlıyor. Onun günlükleri olarak yayınlanıyor. Hatice Kızılyay Hattuşa'ya gidiyor. Hititlerin başkenti Hattuşa'ya. Oradaki kazı çalışmalarına katılıyor. Oradaki kazı çalışmalarını 14 yaşındaki bir kızın gözlemlemesi üzerinden anlatılıyor. Ben tarihe o kadar meraklı değilim. Tarih bana ağır geliyor. Arkeoloji ağır geliyor demeyin. Kitap çok yalın bir dille anlatılmış. Herkesin çok temel konularda Hititlerle ilgili çok iyi bilgiler edinebileceği ve çok rahat bilgiler edinebileceği iyi bir başvuru kaynağı bir kitap. Aslında keşke Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul lise düzeyinden itibaren bu kitabı okumayı mecbur tutulan kitaplardan bir tanesi haline getirse değerli bir kitap. Önemi Atatürk'ün de çok önem verdiği Hititlerle ilgili olması, Anadolu coğrafyası ile ilgili olması, Anadolu tarihi ile ilgili olması. Bundan 3500-4000 yıl önce bu topraklardaki insanların yaşayışı, dünyaya bakışı, inanç sistemiyle, psikolojisi, sosyolojisiyle, evlilik hayatıyla ilgili, aile hayatıyla ilgili birçok konuda bilgiler veriyor ve bu bilgileri günümüzle karşılaştırıyor. Çok şaşırtıcı bir şekilde birçok şeyin o günlerden günümüzde ulaştığı ve günümüzde kullanıldığını kitap sayesinde anlıyorsunuz. Çok önemli bir kitap. Çok rahat okunuyor. Çok temel bilgiler edinmek mümkün. Mutlaka okuyun. Ben içinden iki de alıntı yaptım. Saray muhafızlarından Zuru adlı biri de ölen kralın kız kardeşiyle evli. Bu adamın 5 çocuğu var. En büyüğü Huzziya. Adamın bütün isteği bu oğlunu kral yapmak. Onun için 3 oğlu yoluyla ölen kralın 2 oğlunu karıları ve çocuklarıyla birlikte öldürtüyor. Zuru'nun karısı kral soyundan olduğu için oğlu kral olabilecek. Sevgili defterim, doğrusunu istersen bu cinayetleri yazmaktan bıktım. Elim de yoruldu. Şaşırıyorum şu insanlara. Binlerce yıldan beri karakterler hiç değişmemiş. Hep baş olma hırsı ama dünya hiç kimseye kalmıyor. Ne kadar yükselirsen yüksel, ne kadar zengin olursan ol, sonunda bir yok olma var. En iyisi Sümer kahramanı Gilgamesh'in, madem ki öleceğiz, hiç olmazsa ülkem ve etrafım için yararlı işler yapayım da adım kalsın dediği gibi iyi işler yapıp iyi at bırakmak gerek, değil mi sevgili dostum? Sıkıldım, yoruldum ama yine de yazmayı sürdürmek istiyorum. Konu bir çırpıda çıksın. İşte sevgili defterim, sana binlerce yıl önceki tarihten bir yaprak. Hattuşili ne iyi etmiş de bunları yazmış. Biz de o zamandan beri insanların karakterlerinin değişmediğini görüyoruz. Yükselme ve şöhret hırsı. Yalnız o zaman yükselme yeri tahtmış, şimdi ise koltuk. Haydi hepimize iyi geceler.
kitap bir roman tadında. Sonu biraz trajik bitiyor, üzücü. Ama çok değerli bir kitap, okuması kolay, çok değerli bilgiler ediniyorsunuz. Çok önemli. Bence mutlaka okuyun. Muazzez İlmiye Çığ da hala hayattayken kendisine de sağlıklar diliyorum.